Evet. Aferin Efe. Yağız dikkat et. Arkadaşlar, burada önce mantığı bir oturtalım. Yeşil alanları istiyor ya bize. Yeşil alanı nasıl buluruz? Bunun benzerini konuşmuştuk üzerine. Yeşil alanı nasıl buluruz? Yeşil alanı. Neyden neyi çıkartacağız? Hocam ilk olarak tamamını bulup sonra o çıkarını Tamamında. çıkarmayacağız mı? Tamam. Tamamının alanı kaç? Dokuz Hocam y kare. tamamı y değil, değil mi? Dokuz x kare. 9 Dokuz x x kare. kare. Dokuz x kare. O küçük karelerin alanı kaç? Y kare. Kaç Y kare. tane var Dört y ondan? kare. Dört. O zaman 9 x kareden 4 neyi çıkaracaksınız? Y kare. Y kare. Hangi şıkta var? Adana. Adana, bakın o da 2 kare farkından 3x eksi 2y çarpı 3x artı 2y. Anlaştık mı? Evet. Evet. Güzel. Hocam ben anlamadım. Tamamının alanını buluyorum. 3x ya burası. Burası da 3x olduğu için tamam 9x kare midir? Zehra. Evet. Eksi bunların her birinin alanı y kare değil mi Zehra? Evet hocam. Kaç tane y kare çıkartacağım? 4. Dört. 3x'in parantez karesi. Bu da 2y. Böyle olduğunda nasıl açıyordum? 3x eksi 2y çarpı 3x artı 2. Şimdi oldu mu Zehra? Oldu hocam, teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar diyor ki buna göre boyalı bölgenin alanı. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Yine tamamında Hocam bir kenardan 5 çıkaracağız. X eksi 5. öyle mi yapalım? Hocam. Tamamından bir tane kare mi çıkaralım? Hocam. X eksi 5 gibi yapabiliriz. Hocam x kareden Bak, alan 25 x çıkarınca kare. değil. X kareden neyi çıkaracağız? 25 25. hocam. 25. Bu da 2 kare farkı. X eksi 5 çarpı. Bursa. Bursa. Biraz önceki sorunun aynısı. Tamam. Oturmaya başlıyor mu mantığımıza bunlar? Evet hocam. Evet. Şimdi VIP'e geçtiğimizde anlayacaksınız. Dağlar kadar fark var. Evet. Yapayım Dikkat. Bakalım bunu kim yapacak? B eksi C bölü A. Bunu yapana bir tadelle. Bir şey söylemeyeceğim. Siz kendiniz çözün bakayım. Haydi bakalım. Benim neye bulmaya ihtiyacım var? Bu soruyu çözmek için. B eksi C'yi biliyorum. Neye ihtiyacım var? A'yı biliyorum. A'yı. Adam size bir şey daha vermiş. Oradan A'yı bulabilir misiniz? Evet. O zaman bulun, cevabı atın, tabelleyi kapın. Bu kadar basit. Tamam buldum. Tuna yapıştırdı. Ama doğru mu? Ama daha önce Ahmet Cüneyt atmış mı? Yok, Ahmet Cüneyt diğer soruyu atmış herhalde. Hocam ben de attım. Efe attı. Buna ilk Efe attı. Evet. Hocam Arkadaşlar A kaç? A kaç? A3 A3. 3 A3 ise sonuç kaç? 4 Ahmet Denizli. Cüneyt atmış ilk dördü. Gördüğüm bildiğim dur yok. Ahmet Cüneyt değil, özür dilerim. Merve. Merve'den önce atan var mı? Hocam benim o attığım cevap önceki sorunundu. Tamam görüyorum. İlk Merve atmış arkadaşlar. Sonra Eflin atmış. Sonra Ahmet Cüneyt. Sonra Yusuf Tuğra atmış. Arkadaşlar bakın. Amcaoğlu ne istiyor bizden? Burada ne almamızı istiyor? A parantezini almamızı istiyor. Herkes gördü mü? Evet. Bakın bu yavaş yavaş artık üniversite seviyesine doğru gidiyor. Bu parantezi almalarla olay. Bakın parantezi alsak AB eksi AC. B eksi C12 ise 36 olması için A nedir? 3. 3. 12 bölü 3'ten 4. Yani soruya bakarken Yağız bize verilenleri ihtiyacımız ne? Verilenler ne? Buna dikkat etmeliyiz. Evet burada bakın. Burada nasıl yaparsınız sizce? Bunu ben söylemeyeceğim. Yine yapana tadelle vereceğim. Bunun benzerini
Konuyu anlatırken çözdük. Bakalım kimler dikkat etmiş. Umarım iyi katmışımdır. Bu sefer soracağım nasıl yaptın. Öyle direkt şey yapmayacağım. İlk Efe atmış. Efe nasıl yaptın? Hocam A'yı 7 olarak düşündüm. B'yi de 2 olarak. 7 artı 2 9 oluyor. Burada 7 ile 2 çarpınca da 14 oluyor. Yani uyuşuyor. Tamam. 7'nin Tamam. karesi 7'nin karesi 49, 2'nin karesi de 4 olduğu için topladım 53. Peki. Başka? Ben başka türlü buldum diyen, sayı vermeden buldum diyen. Ben şey de buldum. Bu hani A artı B kare yapıyorduk ya. Yap yap Öyle. bakalım. Nasıl buldun anlat. Hocam ilk önce A'nın karesi. İşte ondan sonra 2AB. Sonra bir de B kare. İşte Evet. 53 oldu. Tadelle ikinci kez Merve'ye gitti. Efe, bu soruda değer vermenizi istemiyorduk. Evet, Merve'ye gitti. Aferin Merve. Arkadaşlar, bakın amcaoğlu bunu vermiş ve bunu istiyorsa ne yapacağız? Her iki tarafın karesini alacağız. Bunu nasıl açıyorduk biz? A kare artı B kare artı 2AB. Bu ne olacak? 81 mi olacak? 9'un karesi. Arkadaşlar 2AB'yi ve AB'yi vermiş. 2 ile çarparsa 28. A kare artı B kare artı 28, 81. Bunu karşıya atarsak A artı B'nin karesi ne olur? 53. Şimdi anladık mı? Yani test olarak Efe'nin yaptığı da doğru ama biz değer vermenizi istemiyoruz. Amacımız ne? Cebirsel ifade formüllerini ezberlemek. Arkadaşlar 3 formül var. Gözünüzü seveyim. Karışık bir şey yok. 3 formül var. Bunların etrafında dolanıyoruz. Evet, bu kez diyor ki bize boyalı alanı vereni söyleyin diyor. Ne verir boyalı alanı? Dikkat. Bu kez boyalı alanı. Bursa. Dikkat. Ne diyorsunuz? Bursa. Aferin Efli. Tamam. Hocam. X'e buraya ne kalır? X eksi 5. Beş. Beş. Buraya ne kalır? X eksi 5. X eksi beş. X eksi 5 çarpı X eksi 5. Yani X eksi 5'in neyi? Karesi. Karesi. Nasıl açarım? X kare Zeynep eksi 10X artı 25. Tamam mıyız? Sorusu olan. Geçtim efendim. Evet, buna bakın. Diyor ki M kaçtır? Çok basit bir soru. Ama dikkat edin. Aradaki işaret artı. Yani burası normalde artı olmalıydı. Eksi olmuş. Ona dikkat edin. Eğer artı olsaydı burası ne derdiniz o zaman cevaba? 9. 9. Eksi olduğuna göre ne olacak o zaman? Eksi 9. Bakın hep aynı şeyin etrafında dönüyorum. Görüyor musunuz? Yeni bir şey yok. Hocam yeni nesiller de böyle mi? Yeni nesiller önce bunu bir öğrenin sonra yeni nesillere geçeceğiz. Arkadaşlar diyor ki M'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Kaçtır hemen söyleyin. Eksi 10. Değil, dikkat. İki katını alacaksın Eflin. Eksi 20. Pardon, Eksi 20. pardon, Eflin doğru Hocam değil. eksi 10 Eksi değil. ve eksi 10 doğru. Bu 5, bu x. X eksi 5 olursa eksi 5x 2 katı eksi 10x. Eksi 12. Aferin. Evet. Hocam bir iki kat tam anlayamadım bunu Şu ortası artı olursa ben. Tamam. artı 10. İki ve Eksi beş olur. olursa Tamam. eksi 10. Tamam hocam. Evet, buraya bakın. Bu ifadeyi açın. Önce bir x kareyi açın. X eksi y'nin karesini bir açın bakalım ne çıkıyor. Dediğim gibi denemeyi uzattım. Girmemiş olanlar sisteme çarşamba akşamına kadar girebilirler. Cevap anahtarı atmayacağım Ahmet Cüneyt. Hocam pardon geciktim. Zoom hesabıma falan tekrar girmem gerekti çünkü sıkıntı çıkardı. Tamam.
Hocam bir şey sorayım. Sorabilir miyim? Bu hani genel raporda hangi soruların yanlış doğru olduğu gözüküyor, değil mi? Efendim? Bu genel rapor, bu Evet rapor evet görünüyor. oluyor ya onda. Ha, tamam. Evet. Ne bulduk? Açarsak o ifadeyi ne çıkıyor arkadaşlar? X artı Y Şuraya oluyor. X artı. bakalım. X kare artı y kare eksi 2xy mi? Artı 4xy. Burayı toplarsak ne olur arkadaşlar? 2x. 2xy. Arkadaşlar dikkat edin. Bu da kimin parantez karesi yine? X artı X y. Artı y. artı y'nin parantez karesi. Şıklarda var mı? Ceyhan'da hocam. C'de var değil mi? Adamlar uyanıklık yapmış. Bunu nasıl yazmışlar? İki defa çarpı şeklinde yazmışlar. Böyle uyanıklıklar da yapabilirler. Anlaştık mı? Evet. Buraya dikkat. Güzel. Güzel. Al sana soru. Direkt buna geçmeseydik iyiydi ama neyse. Hadi buyurun. Bakalım yapan çıkacak mı? Yeni nesil nasıl soracaklar? Al, işte böyle soracaklar. Hocam ya keşke böyle yeni nesillere ayrı bir yerde vereceklerini hocam. Böyle araları sıkıştırsalar da fark etmeden Yok, yapsalar. yok. Şimdi diğerlerini yapınca bunlar artık kolay gelecek. Diyor ki, buna göre oluşturulan dik prizmanın hacmini veren cebirsel ifade. İşte LGS böyle sorar. Prizmalar kaçıncı konu? En son konu. 12. konu. Bakın adam ne yaptı? 12. konuyla Ravza neyi birleştirdi? Cebirsel ifadeyi birleştirdi. LGS böyle sorar Kaan. 6 ile 12'yi birleştir. Aynen böyle sorar. O yüzden ben size diyorum erken bitirmek önemli. Ha, ama siz zaten bir şeklin hacmini almayı biliyorsunuz. Bir prizmanın hacmi ne oluyordu? Kaç ayrıtını Üç ayrıtı. çarpıyordunuz? Üç ayrıtı. Bunu 7. sınıftan biliyorsunuz. Adam da öyle yaklaşıyor. Diyor ki çocuk bunu 7'den bilmeli. Bize o zaman ne lazım? Ayrıt uzunluklarımız lazım. Doğru mu efendim? Evet. Arkadaşlar şu ayrıtımız kaç? Kim söyleyecek bana şurası? 2 santim. 2 santim. 2. Kağıdı açtığımızı düşünürsek şurası 2 santim. Peki arkadaşlar şu kenarım kaç? X. X santim. Dikkat. X santimden 2 buradan çıktı. 2 X eksi 4 hocam. x X eksi 4 santim. 84 santim. Bir de burayı bulursanız olay bitti. Nereye hocam? Yani şu kenarı. Hocam burada da aynı. X X. eksi 4. O da x eksi 4. Yani x eksi 4 çarpı x eksi 4 X çarpı 2 mi geliyor? eksi evet. Arkadaşlar bu x eksi 4'ün parantez karesi midir? Evet. O da x kare eksi 8x artı 16 mıdır? Evet. Ve bunu neyle çarpmak istiyor senin? 2 ile. Ravza, Ahmet Yusuf 2 ile çarparsam 2x kare.
Eksi 16x. 6x artı 32. 32. Ceyhan. Zor muymuş soru? Hayır. Hayır. Bir de anlatabilir misin? Hocam ben anlamadım. Arkadaşlar, bir prizmanın hacmi 3 kenarının çarpımı değil mi? Tamam mıyız? Bana 3 kenar lazım. Arkadaşlar, bakın yükseklik bu katladığında, şu yukarı geldiğinde şu yükseklik 2 olmuyor mu burası? Herkes görebildi mi bu 2'yi? Peki bu kenar ne olur? Şuraları kestiğime göre 2 buradan gitti, 2 buradan gitti. X'ten 4 çıktı. O zaman burası x eksi 4 oldu mu? Tamam mı Zehra? Şuraları kesiyor, çıkarıyor Zehra. Şu kaldı. Yani şu şekle geldi bu. Burası x eksi 4 yine. Bu üçünü çarptı. Olay bu kadar basit. Şimdi oldu mu Tuana? Evet. Evet hocam. Ala da tamam mıyız? Tamam hocam ben anladım. Peki. Arkadaşlar çok güzel bir oyundur. Çok da güzel bir sorudur. Bunu çözen bayağı bir şey halletmiştir. Buyurun bakalım. Ortak çarpanla soru yapmış adamlar. Ortak çarpanla. Hocam bir geri gelebilir misiniz? Tamam mı Tuna? Yazdım mı? Tamam hocam. Evet arkadaşlar diyor ki amcamız şu ikisini çarptığında bu oluyor. Bu ikisini çarptığında bu. Bu ikisini çarptığında bu. Bu ikisini çarptığında bu. Anladınız mı mantığı? Peki bu tür sorularda ben hepsine ne diyorum? Bir tane ipucu veren yer olmalı. Neresi sizce burada ipucu veren yer? Kim görüyor acaba? Bakın size mutlaka bir yol, bir uç vermeli. Nereden uç vermişsinizce? Şöyle bir şekle bakın. Hocam siz bu şey gösterimi yanlış yapmadınız mı? Ortadaki ikisini veriyor. Hayır. O iki yuvarlığa çarpınca ortasındakini buluyorsun. Dikdörtgeni. Hocam sol üst köşeyi. Hocam iki tane aynı sayı var çünkü iki tane B var. Aferin Hocam. Alara. Yani B kare neymiş? X kare eksi 8X artı 16. Yani o zaman o bir şeyin karesi. Yani B'nin karesi. O zaman B nedir arkadaşlar? X eksi 4'tür. X evet. Alara X eksi 4'tür değil mi B? Çünkü karesi ya bakın. B çarpı B'den B kare geliyor. O da X eksi 8X artı 16. Yani bu B kare. Bu da neyin karesi? X eksi 4'ün karesi. Herkes görebildi mi? O zaman Evet. B dediğim şey neymiş? X eksi 4. Tamam mıyız arkadaşlar B'de? Şimdi olayım ne? D'yi bulmak. D'yi bulmak için önce neyi bulmalıyım? A'yı. X eksi 4 ile neyi çarparsak X kare eksi 4X eder. Neyi çarpacağız? Hocam ben anlamadım şu başını. Nereyi? Şu B çarpı B yaptık ya. Tamam anlatıyorum. Şimdi şu ikisini çarptın mı? B kare eder mi? Evet hocam. Bu da neye eşitmiş? X kare eksi 8x artı 16. Bakıyorum bu iki karenin farkı. Kim o? X eksi kaçın karesi? 4'ün parantez karesi. Doğru mu? Evet. İkisi de kare olduğuna göre o zaman bu B mi demektir? Evet. Yani B'ni X eksi 4. 4. X eksi 4. Peki A ile B'yi çarpmışım. X kare eksi 4X. O zaman A ne olmalı? He? X. X olmalı değil mi Tuna? Aferin. Evet. A X olursa X'e X'i çarparım. X kare X ile 4'ü çarparım. 4X. Peki A ile D'yi çarptığımda bu olduğuna göre o zaman D nedir? X artı 5. 5. Şimdi artık işim kolay. Niye? Bu ikisini çarpıp burayı bulurum. Çarpalım. X artı 5 ile X eksi 4'ü çarpıyorum. X kare eksi 4X
artı 5x eksi 20 mi arkadaş? Yani x kare artı x Artı x. 20. Hangi şık? Danım. Nasıl soru? Eğer oradaki B kareyi göremezsen sabaha kadar beklersin Mert Samet. İstersen Rubik küp yap, istersen bütün küpleri yap Mert Samet soruyu çözemez. Ala ara iyi yakaladı orayı. Aferin. Şimdi anladınız mı olayı? Tamam mıyız? Bakın Gülfem, bu tür sorularda Ahmet Yusuf kesinlikle bir ipucu vermeli. Okey? Buraya dikkat. Ne sorular soruyor amcaoğulları be? Hocam ben arabaya gidiyorum da şimdi kameramı kapattım, Tamam. haberiniz olsun. Tamam, zaten voleyi vurdun, yapacağını yaptın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, buyurun. Burada çarpanlardan biri değildir. Mesela bir bakın, ne sırıtıyor şöyle gözünüze? Bak, hep aklınızda şu olsun. Bir tam kare ifade yakalamak olsun. Tamam mı? Ne sırıtıyor gözünüze? Şöyle bakın. Ne parantezini alabilirsiniz? 3. 3 X kare. parantezini alabilirsiniz. X kare. Yok, X kare olmayacak. 3x parantezine de alabilir misiniz? Evet. 3x parantezine de alabilirsiniz değil mi? Alalım mı 3x parantezini? Bakın 3x parantezini alırsam x kare kalıyor, doğru mu? Eksi 6x artı 9 mu kalıyor? Herkes Evet. görebildi bunu. Gördük mü? Peki bu içerideki ifade x eksi 3'ün karesi midir? Herkes gördü mü? Evet. Arkadaşlar bu da x eksi 3, şu zaten var bir şey. X eksi 3 çarpı x eksi 3 müdür? Evet. Arkadaşlar dikkat. Şunu da x parantezine aldığınızı düşünün. X eksi 3 müdür bu da? Değil mi? Evet. Arkadaşlar burada bakın, bu da 3 eksi x'tir. Eksili yaparsan o da gelir. Fakat şu hiçbir şekilde gelmez. X parantezine al. X eksi 6. Hiç x eksi 6 diye bir şey gelebilir mi buradan? Şurada da 3x var. Gelmesi mümkün değil. Hocam Bakın ben bunu anlamadım da. adamlar bunu soruyor. Efendim? Ya bir Bak, daha anlatır anlamadım. mısın da? Bir de anlatıyorum. Bu tür şeylerde illa bir tam karelik arayacaksın. Ben de diyorum ki tam kare olacağı için neyle başlıyor tam kareler? X kareyle mi? O zaman şu x küpten kurtulayım. Bir tane x çektim. Bir de başında 3 var. Hepsi 3'e bölünüyor. O zaman burada x kare kaldı mı? Gördü mü herkes? Eksi 3x'e neyi çarparsam 16x kare olur? 6x mi? Artı 3x'e neyi çarparsam 27x olur? 9 mu? Dokuz. Bakın şu tam kare ifade mi? Evet. Neyin tam karesi? X eksi 3'ün parantez karesi. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 3 mü? Başında da 3x var mı? Var. Bakın bu zaten bir çarpanı. Şunu düzenliyorum. X parantezini aldım. X eksi 3. Bu da gelir. Bu da 3 eksi x. Bunu eksili yaparım. Yine gelir. Ama arkadaşlar ne gelmez? X kare eksi 6x. Çünkü bunu x parantezine alırsam x eksi 6 olur. Hiçbir şekilde x eksi 6 buradan gelmez. Tam kareyi arayacağız. Geçtik. İşte size böyle soracaklar. Bu soruyu da yapalım. Bu soruyu doğru bulana ve anlatabilene tadelle. Çünkü çok önemli bir özellik var Ecrin Naz. Böyle çok soru çıkacak. Ben öğretince artık hemen yapacaksınız. Hadi bakalım. Beray geldi mi derse? Nerede Beray? Geldim hocam. Hocam Beray. bir de heh. Denemeye gir. Cevap anahtarını atmayacağım. Tamam mı? Tam ama hocam şey ben yine giremiyorum ki sizin attığınız bütün şifreleri giriyorum ama hiçbirini kabul etmiyor.
Değiştirmişsin 0025 yapmışsın işte şifreni. Bu doğru olan şifre. Hocam hepsini giriyorum, hiçbiri olmuyor. Olmaz, sen yanlış yapıyorsun. Ben hep girdim. Yeni attığınızı da girdim. Hatalı şifre diyor. Hayır, sabitlemedim ki şifreleri de. Bakarım. Tamam. Ne nar test tane taneymiş ya. 6. sınıflar kafayı yemek üzere. Nar test tane tane bulamıyorlar. Türkiye'de kitap kalmadı ya. Hocam dün kitap evindeydim. Kitap alacaktım. Hocam oradan bir adam dedi hani kitap önerir misiniz falan gibisinden şeyler söyledi. Oranın sahibi de işte Nartest'in power'ını alın dedi. Ben dedim ki abi almayın hani bu zor. Bu başlangıç düzeyi için hani iyi değil. Bunu Evet. daha sonra alın dedim. Hocam adam gitti diğerinin lafına güvendi. Bütün hepsini aldı. O yani çocuğu iyiyse alsın ama değilse power Hocam bilmiyorum. zordur yani. Evet. Var mı ben bunu anlatırım efendim diyen? Hadi son sorumuz bugün. Olayı anladınız mı? Hiç. Evinizdeki mantar paronu size soru çıkartacağını düşündünüz Hayır. Yok Hocam hocam, belki arkada olayı mantar anladık. gariban duruyor ya. Evet, gariban. İsterseniz arkadaşlar o garibanla bu bantları yapıştırarak deneyin. Arkadaşlar bu bir soru tarzı. Bu panoyla konuşmaya başladı Esen Büşra. Arkadaşlar bu bir soru tarzı. Bunu hediye paketinde de yapıyorlar. Şimdi bakın kenar uzunluğu x olan kare şeklindeki bir pano. Her ne kadar resimde dikdörtgen gibi görünse de o kare arkadaşlar. Bak. Hocam cevap Adana mı? Bilmiyorum bakacağız. Cevap Adana mı? Bilmiyorum çözmedim. Şimdi arkadaşlar normalde hiçbir yerine bant yapıştırmasanız panonun kalan yerin alanı nedir? X X kare. kare. X kare. X kare. Biz buradan neleri çıkartacağız? Bir santim genişliğinde Bantları bant. çıkartacağız değil mi? Arkadaşlar hiçbir şey olmasaydı bu x kareydi. Eksi. Arkadaşlar burası 2 santim. Burası ne? X mi? X. X. Peki arkadaşlar yani 2x burada var. 2x burada var. 2x burada var. 2x de burada mı var? Yani Evet. kaç tane 2x çıkarttınız? 8. 8 tane. Soru bitti mi sizce? Hayır. Hayır. Yok hocam. Nerede sıkıntı var? Kim söyleyecek? Hocam ortada Kesinlikle veremem birleşen bir ben. yer var hocam. Ahmetciğim, aferin. Arkadaşlar dikkat edin. Siz diyelim ki ilk tur bantı buraya vurdunuz. Şuraları zaten kapatmıştınız, doğru mu? Evet. İkinci tur bant vurduğunuzda bu sefer bunu da vurduğunuzda bırak. Şu dört tane yeri bir daha çıkarttık. İki kez çıkarttık. Halbuki ilk bant vurduğumuzda oraları çıkartmıştık. Demek ki biz bu karelerden birer tane ne yaptık? Fazladan çıkarttık. O yüzden x kare eksi 8 x'e bu karelerden ekleyeceğiz. Peki buranın şey ne? 2'ye 2 mi? 2'ye 2. Yani 4, 4, Evet. 4, 4. Kaç eklemem lazım birer tane ekleyeceğim için? 16. 16. Çaktık mı davayı? Tamam mı? Çünkü üst üste geldi bant. İlkinde zaten kapatmıştın. Hocam bir Devam daha et. anlatır mısınız? İkincisinde bir tekrar anlatıyorum Tuna. İlk bantı vurdun ya yukarıdan aşağıya. Tamam. O ortadaki yeri zaten kapatmıştın. Doğru mu Tuna? Yatay bantları bir daha vurduğunda ikinci kez biz orayı yine kapatmış gibi çıkarttık mı fazladan? Ama çıkartmamamız lazım. Orası zaten kapalıydı. Tamam mı? O yüzden ne yaptım Tuna? Birer kez ekledim. Çünkü dedim ki fazla çıkarttım. Zaten kapalı yeri ikinci kez mi kapatacağım? Yok. O yüzden o kareleri birer kez ekledim. 4, 4, 4, 16. Oldu mu şimdi? O üst üste gelme noktalarına dikkat edin. Bu bir soru tarzı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bilmeyen bunu çözebilir mi?
İşte böyle bir şey. Evet. Bitti mi acaba buradaki sorular? Daha var mı soru? Hocam bir Son tane bir daha soru. soru var. Son bir soru var. O da kolay. Bu da bakın cebirsel ifadeleri hatırlayın biz böyle ortak çarpanlarda soru çözüyorduk. BE kenarı ortak hatırladınız mı? Hatta Evet. çıkmış soru var böyle birleştiriyorlardı falan üst üste geliyordu hatırladınız mı o soru? Ortak parantez mi oluyor? Evet hocam. Şimdi burada düşünelim demiş ki alan A, B, F, E. A, B, E, F neymiş? Bir dikdörtgen. Doğru mu? B, C, D, E de bir dikdörtgen. Alan A, B, E, F x kare eksi 1'miş. B, C, D, E ise 2x kare eksi 4x artı 2'ymiş. Arkadaşlar şimdilik burada bunların birer kenarı ne? X. Ortak. Yani bir çarpanları ne olmak zorunda? X. Hayır, dikkat. Bir çarpanları ortak. Peki size bir şey söyleyeyim. A, B, E, F, X kare eksi 1 hangi formüle benziyor? Üç formülden hangisine benzettiniz? Hocam şey olan değil mi? Hocam A artı B kare. Yok. Dikkat. O hocam şey a kare eksi b kare mi? Çünkü birin karesi de bir değil mi orada? Bak adamlar uyanıklık Evet. yapmışlar. Yani ben o zaman olayı buldum. Demek ki AB'den birisi x eksi bir. AF atıyorum ya AF ya AB x eksi bir. Diğeri de ne olur o zaman? X artı bir mi olur? Dikkat. Birisi x eksi bir, birisi x artı bir. Niye yaptığımı anladınız mı? Bakın bu üçüncü formülümüze benziyor. X kare eksi birin karesi. Nasıl açıyordu? X eksi bir çarpı x artı bir. Demek ki atıyorum bu kenar x artı bir ise bu kenar ne olacak? X eksi Zaten uzun kenar x artı bir olmalı. Doğru mu? Şimdi dikkat. Demek ki bu kardeşimizin bir çarpanı x eksi bir mi? Diğer dikdörtgenin. Peki bir. burayı nasıl yapalım? Ne parantezini alalım? X eksi bir elde etmek istiyorum. Hocam bunu mu A artı B karesine alacağız? Diye mi? A eksi B'nin karesi mi? Ben... Evet. İki İlk... parantezini alayım mı? Evet. Olur hocam. X İki. kare eksi 2x artı 1 mi oldu? Evet. Evet. Bu neydi? X eksi 1 çarpı x eksi 1 doğru mu? X eksi 1'in parantez karesi çarpı 2. Zaten bir kenarı x eksi 1'di. O zaman burası 2 çarpı şu giderse 2 tane x eksi 1 yani 2x. Eksi iki. Burayı da biliyorum x artı 1. Adam bana neyi sordu? Çevresini istiyor. Bakın bu artık neye dönüştü? Şurası x eksi 1. Burayı topluyorum. X 2x daha 3x eksi 1. Eksi 2 artı 1. Eksi 1 mi? 3x eksi 1. Herkes görebildi mi bunu? Ben göremedim diyen var mı? Hızlı geçmeyeyim. Peki çevresini istiyorum. Ben göremedim. Sen göremedin. Hemen gösteriyorum. Şu x artı 1 x eksi 1 anladın. Doğru mu Zehra? Onu anladım hocam. Alttakini iki parantezine aldım. Bu da x eksi 1'in karesi dedim. Onu da gördüm. Sonra dedim ki burası x eksi 1 olduğuna göre bu gitsin. 2 çarpı 2 x eksi 1 o zaman o da bu kenar olmaz mı? Çarpıyorum ya çünkü alanını bulurken. O zaman 2 çarpı x eksi 1 yani 2 x eksi 2 de burası. Uzun kenarı istemişti. X artı 1 ile 2 x eksi 1'i topladım. 3 x eksi 1. Efe. Burası da x eksi 1. Mert Samet topluyorum ikisini. 4x eksi 2. Ama çevre dediği için bunu kaçla çarpacağım? 2 ile çarpacağım. 2 çarparsam ne olur? 8x eksi 4. Hangi şıkta 8x eksi 4 geliyor? Bursa hocam. Adamlar neler sormuş be? Çarpanlar ve katlarla birleştirmişler ya konuyu. İsmail Erdem. Gülfem de diyor ki İlham Hoca'nın hiç şakası yok. Bu ne biçim soru? Bence de ne biçim soru? Evet. Ama merak etmeyin. Oturacak. Şu an siz bunlara alışıyorsunuz. Bunlarla soru çözmeye alışacaksınız. Evet. Diğer ders daha manyak manyak sorular çözeceğiz.
Çarşamba akşamı. Evet, daha çılgın sorular bizi bekliyor VIP'te arkadaşlar. Ama bu konudan sonra taktiğimiz şu. Pazartesi akşamları yeni konu, çarşamba akşamları baştan soru çözümü. Böylelikle ne yapacağız Ecinnaz? Hem konuları ilerleyeceğiz hem de geçmişi tekrar etmiş olacağız. Okey? Tabii daha güzel, orijinal sorular çözeceğim artık. Çarpanlar ve katların profesörü oldunuz EBOB, EKOK'un. Orada daha baba sorular bizi bekleyecek. Evet, değerli arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Belediyenin açtığı çukurlara dikkat edin. Evet. Sağ olun hocam. Gülmeyin. Orhan Veli Kanık, biliyorsunuz ünlü şair, belediyenin açtığı çukura düşerek genç yaşta vefat etmiştir. Evet. Çok önemlidir. Belediyenin açtığı çukurlara dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.